Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, bir bayram sohbetleri programıyla daha beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin ve bizim üzerimize olsun inşallah. Bugünkü yayın konuğum, değerli yazar Mehmet Ali Gönül hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Size de hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Hamdolsun, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Lütfettiniz, kırmadınız programımıza. Teşrif ettiniz. Allah razı olsun. Ecmen. Allah muvaffak etsin. Cümlemiz inşallah. Hocam birinci sorumuzla başlayalım. Malum bugün bayramı konuşacağız. Evet. Bayram nedir hocam? Bayram ne zamandan beri kutlanıyor? Evet, biraz klasik bir soru gibi duruyor ama aslında önemli bir soru. Konuşmamızın başında da Bismillah diyerek başlamak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu klasik soruyu ve bunun mahiyetini biraz şöyle açabiliriz diye düşünüyorum. Aslında sevinç dediğimiz şey, coşku dediğimiz şey, neşe dediğimiz şey bayramın eş anlamlısı. Yani daha doğrusu bayram bir sevinçtir, neşedir, coşkudur. Bayram enaniyetten sıyrılmaktır. Kötülükten muhafazadır. Kinden, öfkeden, nefretten uzak durmaktır. Bunların yerine sevgiyi, kardeşliği, muhabbeti ekmektir. Ve bunlar ben ve sen değil, bizim aramızda olduğu için toplumsal bir dayanışmadır. Eyvallah. Hele hele İslam alemi için, Müslümanlar için düşünüldüğü zaman. Düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etti. Müşrik bir toplum içerisinde Müslümanlar hicretin ikinci yılında. Oruç farz kılınınca ondan sonraki aydaki ilk üç gün bayram olarak, oruçtan hemen sonra üç gün bayram olarak kılınmış oldu. Yani biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretin ikinci yılında bayramı kutlamasından bugüne kadar İslam alemi olarak bunu kutluyoruz. Değişik medeniyetler, değişik milletler, değişik örfler, adetler içerisinde olsa da. Ama ana çerçeve birdir. Yani asıl itibariyle şunu da unutmamamız lazım. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiği zaman bakıyoruz ki İslami olmayan unsurlar vardı. Yani İran medeniyetinden Arap medeniyetine geçmiş olan bayramlar vardı. Mihrican bayramı gibi, Nevruz bayramı gibi. Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte ki Kutub-ı Sitte'de de bunlar sabittir. Nesai'de vardır, Ebu Davud'da vardır. Bayram bölümünde, İd bölümünde bunlar geçmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu iki bayrama karşılık daha hayırlı iki bayramı bize söylüyor. Çok şükür. İfade böyledir. İki bayramınıza karşılık daha hayırlı, size daha hayırlı iki bayram söyleyeyim. Şimdi buradaki daha hayırlı iki bayramı olarak hadiste yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Ramazan bayramı ve bir de Kurban bayramı. Tabii biz kendi örfümüz içerisinde Ramazan bayramı diyoruz ama İd'dir. Evet. Yevmül İd, bayram günü dediğimiz. Ama bir de bunun içerisinde Ramazan ayında fıtır dediğimiz sadakayı vermemizden dolayı fıtır bayramı olarak da bilinir. Aynı şekilde evet. Ramazan bayramı. Fıtır bayramı olarak bilinir. Kurban içerisinde olduğu için kurban bayramı da o an kurbana atfen isimlendirilir. Yoksa hani birilerinin şeker bayramıdır. Yok bilmiyorum başka mecraya çekmenin İslami terminolojiyi bozmaya yönelik, ifsat etmeye yönelik bazı ifadeler kullanmanın gereği yok. Bu Müslümanların malı olan bir bayramdır. Hazreti Peygamber'in hicri ikinci yılından bu yana da kutlanmaktadır. Müslümanlar bunu bu şekilde biliyorlar, evet. Bu şekilde yapıyorlar. Ama burada dikkat çeken unsur olarak da Müslümanların şuna dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bir toplum içerisinde ki o zamanki şirk toplumuydu, İslam'a uygun olmayan örfler vardı ve vahiy sürekli ona müdahale ediyor. Toplumu düzeltmeye çalışıyordu. Evet. Mekke'deki gibi sadece imana yönelik şeyler yoktu. Topluma yönelik yani medeni yasalara yönelik, onlara ikame etmeye yönelik girişim vardı. Vahiy sürekli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
ağzıyla düzeltiyordu toplumu. Toplumda İslam'ın özüne uygun olmayan bayramlar olduğunda onların yerine iki tane ikame etti. Böylelikle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu da şu anlama geldi. Demek ki müminler bir ay boyunca oruç tutuyorlar. Hı hı. Ve bir ay boyunca tutmuş olduğu bu oruca karşılık Allah-u Teala tarafından lütfedilmiş olan bir nimet. Eyvallah. Ramazan budur. Demek ki burada şunu diyebiliyor muyuz? Yani Ramazan'ın mahiyeti kısmına geçmek istiyorum. Evet. Ramazan orucu boyunca oruç tutan Müslümanlar, ibadetlerini yapan insanlar, yani Allah evet. için belli bir vakitler arasında aç kaldı bu insanlar. Evet. Yani bir zorluk yaşadılar. Bu zorluğun sonunda Rabbimizin bir lütfu, evet. bir ikramı olarak biz bayramları idrak ediyoruz hocam. Şöyle bir şey var. Bazen şimdi bakıyoruz, Ramazan'ı, bayramını, bayramları bu oruçlarını tutan, ibadetlerini yerine getirenlerin aksine tutmayanlar, gücü olduğu halde yapmayan insanlar var, görüyoruz, biliyoruz. Evet. Yalnız bayram geldiği zaman bizden daha güzel kutluyorlar hocam. Evet. Hani bayram tatil midir? Bayramın sırrı nedir hocam? O da var. Fakat biz şöyle bir durumu bayramın ruhuna uygun hareket ederek yani kınamaktan çok onları da sevincimize ortak görmemiz bizim için iyidir. Onları da kınamadan, kırmadan uygun bir dille anlatma yoluyla bu özü, bu ruhu onlarda da bu bilinci oluşturmak lazım. Şimdi bir ay boyunca Müslümanlar gündüzleri oruçla, geceleri namazla, yani ayı ibadetle geçirdiler. Evet. Allah-u Teala onlara böyle bir lütufta bulundu. Hı hı. Ama bu ibadetle bir ay boyunca geçirince Müslümanlar Allah'ın rahmetine nail olma ümidini sürekli muhafaza ettiler. Gerekçe buydu yani. Evet. Allah benden razı olsun ve ben onun rahmetine inşallah bu ibadetimle nail olurum. Zira bu ay önceki 11 aydan çok daha farklı. Yani bu ayda yapılan her ibadet diğerlerine kat be kat. Evet. Allah'ın rızasına yönelik. Hani Allah-u Teala orucu mükafat olarak kutsi hadislerde bize bildirildiğine göre mükafatını kendi katında bir ibadet olarak zikrediyor. Yani söylemiyor. Şu olacak, bu olacak değil. Onun mükafatı bana aittir diyerek meseleyi kapatıyor. Eyvallah. İşte Müslümanlar da oradaki o ona aittir ifadesinin kapsamındaki o rahmete nail olmak için bir ayı böylece geçirdiler ibadetle. Bu bir ayın sonunda yeni ayın 3 gününü, ilk 3 evet. gününü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerde de belirtiliyor. Yeme ve içme günü olarak. Bakın yeme, içme ve eğlenme. Meşru şartlar çerçevesinde eğlenme olarak zikretmiştir. Hadislerde de böyle geçmiştir. Yani Müslümanların bu arada yemeleri, içmeleri, eğlenmeleri haklarıdır. Lütuftur. Allah'ın onlara vermiş olduğu bir haktır. Yani bir hediyedir ve bu hediyenin yerine gelmesi lazım. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda da vardır bu. Ha, bu ruhu yakaladığımız zaman, burada bu bilinci bilince vardığımız zaman biz bayramı tatil olarak algılamayız. Bayramı tatil olarak algılayanlar bayramın belki de ruhunu özümseyememiş veya farkına varmamış eksik kişilik olarak söyleyebiliriz. Evet. Yani dışlamaktan öte bunu algılamakta bulunmuş olduğu sosyal çevrede zorluk çekmiş olanlardır. Yoksa bayram tatil olup sahil kıyılarında, köylerde, ne bileyim şöyle gölgeliklerde, mesire yerlerinde geçirme anlayışından çok bu meşru şartlar çerçevesinde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve uygulamalarından geçtiği şekilde bayramı eş, dost, akrabayla bir muhabbet çerçevesi içerisinde bir hakları iade etme, yani büyükler ve küçükler birbirine karşı saygı, aynı zamanda sıla-i rahim ve benzeri unsurları diri tutmakla algıladığımız andan itibaren yememiz de, içmemiz de, eğlencemiz de, ziyaretimiz de ibadettir. Bayram bir ibadet olur. Evet. Bu şekilde olaya yaklaştığımız zaman daha güzel bir portre çizmiş oluruz. Yoksa salt bir tatil algısıyla
nefsani düşünüp ben bunu daha nasıl değerlendirebilirim? Şehrin gürültüsünden, trafiğinden ve benzeri durumdan kendimi işin yoğunluğundan bir yerlere atıp nasıl kafa dinlendirebilirim anlayışından çok yaşayarak dinlenme, uygulamalı bir şekilde dinlenme, kaybolan değerleri yaşatarak dinlenme, eş, dost ve akrabayla birlikte olup aynı zamanda Allah'ın rahmetine ulaşmayı ve ermeyi hedefleyerek dinlenme gibi algılarla daha çok Allah'ın rızasına nail oluruz evet, diye hocam, düşünüyorum. Allah razı olsun. Evet. Bir de bayramın gelişi yeme içmenin serbest olduğu, tabii meşhur sınırlar dairesinde evet, serbest evet, olduğunu evet, söylediniz. Evet. Hocam, hani alkol alan insanlar var. Evet. Ramazan'da orucuna başlıyor, alkolü Evet. bırakıyor. Evet. Hani Ramazan orucu biter bitmez bayrama girerken o kısıtlamanın da sona erdiğini zannediyor. Halbuki haramlar devam ediyor, öyle değil Evet, mi? elbette Yani yani. Ramazan'da çok güzel, tamam, bıraktınız, iyi, hoş da. Yani Yani bu bayramda niye bunlar devam ediyor? hani meseleyi salt alkol çerçevesinden çok günah çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman Ramazan ayındaki manevi ve o ulvi manayı ve o manaya hürmeten bu kötü alışkanlıklarını bırakıp da Ramazan'dan sonra tekrar başlama anlayışı aslında kavranılmayan, mahiyeti kavranılmayan bir anlayıştır. Yani şöyle düşünülmesi daha olgun olur. Bu bir fırsattı. Allah beni bu aya eriştirdi. Evet. Ben bu ayın vesilesiyle bir ay boyunca bu kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan, günahtan uzak durduğumda sonrasında da bunu devam etme ruhu bilinci kazanmaya çalışırım. Bu bir fırsattır. Bunu değerlendireyim diye yaklaşılırsa ondan sonra da o konuda bir gayret gösterilirse umarım Allah-u Teala bu gayretin karşılığını ona verir ve o kötü günahtan, alışkanlıktan kurtulmuş olur İnşallah. kişi. Ama bunu şekli bir hürmete büründürürse insanlar ruhu anlaşılmayan bir yaklaşımla ortaya koyarlarsa tabii bu tatil anlayışı da aynı şekilde olur. Evet. Günaha girme anlayışı da aynı şekilde olur. Hayatta karşılaşılan birçok fırsatları da aynı şekilde değerlendirme anlayışı da böyle olur. Dolayısıyla insanlarımızın bunu iyiliğe daha çok meyil etme, iyiliği daha çok kalıcı hale getirme fırsatı olarak değerlendirmeleri lazım. Bayram böyle olmalıdır. Ha, örften de faydalanmak lazım bu konuda. Örfün de keskin kılıcını kuşanmak lazım. Örfün de faydasını görmek lazım. Bilemiyorum. Mesela Ramazan için siz böyle diyorsunuz ama Ramazan için işte şeker bayramı diyenler de biraz önce dediğimiz gibi çıkıyor ve Evet. benzeri durumlar. Halbuki şeker bayramı ismiyle müsemma bir bayram değil. Yani fıtır bayramı veya Ramazan bayramı. Ramazan bayramı şeklinde İslami literatürde yer alıyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde namaza gitmeden önce tatlı bir şey, yani birkaç lokma tatlı bir şey atıştırıp öylelikle Ramazan bayramı namazına gitmenin sünnet olduğunu biliyoruz. Kurban bayramında da hiçbir şey yemeden namazdan döndükten sonra mümkünse kurban Kurban et. etiyle o gün yeme içmenin başlaması sünnettir. Şimdi düşünüyorum da burada demek ki bizim her bayramda böyle tatlılar, şekerler, ondan sonra çocukların böyle sevindiği, gözlerin fıldır fıldır döndüğü ve bayramlar denince yemekler, güzel şeyler daha çok tatlı eksenli aklımıza geldiğinde birilerinde işte şeker bayramı dediği düşüncenin altında aslında Resulullah Aleyhisselatü bu uygulaması var. Yani namaza gitmeden önce Tatlı bir tatlı şeyler. birkaç lokmanın yenmesi, bu hurma olabilir, şeker de olabilir, ne bileyim. O mahiyete girebilen birkaç şeyi atıştırmak, bir sünneti ihya etmektir. Dolayısıyla Ramazan'da veya Kurban'da, bayramlarda veya bayramlara muadil olan sevinçlerde insanlar bu sevinçlerini izhar etmek, daha çok açıklamak, daha çok böyle şevk unsuru olarak ortaya koymak adına
tatlıyı ve şekeri daha çok öne sürmüşler. Eyvallah hocam. Evet. Allah razı olsun. Ecmeniz. Hocam, geçmişten bugüne bayramlar nasıl kutlanıyordu desek, geçmişten bugüne bir yani kronoloji hani, çizebilir miyiz yani? Hani böyle çok geçmişten almak gerekirse Hazreti Peygamber Aleyhisselam döneminde olan o bayram kutlamaları ve benzeri durumların aslında bizimkinde de farklı bir yanı yok. Hani bir şeyde bir rivayette geçiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hanımı Hazreti Ayşe ile beraber Habeşli kölelerin kılıç kalkan tipi bir oyun oynarken, bayram şenlikleri çerçevesinde oynarken Hazreti Ayşe'nin bıkıncaya kadar izledi. Artık yeter mi yani, veya tamam mı, bıkıncaya kadar yani doyuncaya kadar diyelim daha doğru bir ifadeyle beraber izlemiştir. Eşiyle beraber izlemiştir. Buna bir sakınca görmemiştir. Yani bayram günü olan bu tip eğlenceleri kaçırmanın bir anlamı yok. Evet. Çocuklarını Luna Park benzeri yerlere götürmenin de bir şeyi yoktur. Bilakis bayram bir bakıma da aslında onların sevincine daha çok sevinç katmak anlamıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yine bir bayramda def çalan kızlar vardı. Hazreti Ebubekir geldiğinde onları kovuyor. Yani bu gayret içerisine giriyor ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir'i men ediyor. Bugün bayramdır. Bu bizim bayramımızdır diyor. Evet. Yani dolayısıyla biz bakıyoruz ki aslında bayramdaki yeme, içme ve eğlencenin meşru şartlar çerçevesinde, yani gayri İslami ifrat ve tefrit arasında olmayacak şekilde yapılmasında, seyredilmesinde, fiili içinde bulunmasında, çocukları oraya aileyle beraber gitmekte ve benzeri durumlarda bir sünneti ihya etmek vardır. Yani farklı bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlere bakıyoruz. Özellikle mesela Abbasiler döneminde bu durum daha çok ravaça bürünmüş görüyoruz tarihte. Eğlence tarafı mı hocam? Yani kutlamaların olması. Orada işte halife musalla denilen yere gidiyorlar. Musalla'yı açıklamak gerekirse, bayramlar şimdi bizim yaptığımız gibi küçük küçük camilerde namazları kılınmıyordu. Toplu bir şekilde. İslam beldelerinin birçoğunda toplu bir alanda, tıpkı cuma mescitleri gibi. Hani bazı yerlerde küçük mescitler kapatılır, büyük mescitlere giderler. Musalla denilen, namaz kılınan yer denilen hemen hemen o beldedeki, köydeki, şehirdeki, kasabadaki halkın hepsinin gittiği bir düz alan vardır. Orada işte oranın sorumlusu, o zaman halifesi gelip orada namaz kıldırıyor veya hutbe okuyor veya görevlendirdiği biri de bunu yapıyor. Ve halkla bayramlaşıyor. Sonra saraya gidiyor. Abbasiler döneminde böyle. Selçuklular döneminde bakıyorsunuz, hakeza aynı şekilde canlı bir bayram kutlamaları var. Aynı zamanda Selçukluların devletler arası bayram kutlaması şeyi de var. Diğer Müslüman ülkelere tebrikler gönderme, ulaklarla, habercilerle. Selçuklulardan sonra Memlüklerde aynı şekilde, Kahire'de şeyler, geceler biraz daha kısa olduğu dönemlerde ta sahura kadar bütün iftar sahur arası esnaf açık. Aynı tıpkı günümüzdeki şehirlerdeki gibi esnaf açık. Çocuklar ve bayanlar ve özellikle şekerlemelerin satıldığı yerler. Aynı zamanda yine Mısır'da o zamanlar bütün din adamları bayram kutlamalarına katılıyordu. Ama Mısır'da ilginç bir şey daha vardı. O zaman oradaki Hristiyanların başı da katılıyordu. En üst rütbedeki din adamları katılıyordu. Yani bir bakıma Papa dediğimiz oranın yerli en üst rütbelisi veya en üst rütbedeki haham da katılıyordu. Yani azınlıkların da kendi Müslümanlar, onları da kendi bayramları içerisinde alıyor. Abi, temsili olarak onlarla beraber bu işi icra ediyorlardı.
daha Selçukluların sonra Osmanlılara geldiğinde çok daha köklü bir şey konuldu. Yani böyle köklü bir gelenek oturdu. Hatta Fatih Sultan zamanında, Fatih Sultan Mehmet zamanında bayramlaşmanın protokolü kanunlaştırıldı. Yani Osmanlı sarayında nasıl bayramlaşılır, padişah nasıl gelir, diğer erkan, eşraf nasıl gelir, neler yapılır? Bu bir protokole bağlanıldı. O şekilde oldu. Sonra halkla nasıl iç içe olur? Osmanlı padişahları halkın içinde ve bizzat halkla beraber de kutlamalar yapabiliyorlardı. Böyle durumlar vardı. Tabii günümüze kadar geldiğinde bir de bakıyoruz ki aslında kendi dönemimiz, yani bundan 20 yıl, 30 yıl önceki dönemlerde bizim kendi örfümüzde, kendi bölgemizde İslam kaynaklı bir örf görüyoruz. İslam kaynaklı bir yaklaşım görüyoruz. Sabah bayram namazla başlamış oluyor. Eyvallah. Herkes temizleniyor, güzel ve temiz elbiselerini giyiyor, çocukların ellerinden tutuyor. Biraz hani işin içine biraz şeyde nüktelik girse şöyle de demek lazım. Cuma'ya da gitmeyen, farzları da kılmayan bayrama da gelir. Böyle bir anlayışla bayrama gelir ve çocuklarını da getirir. Bayram namazı kılındıktan sonra bizim örfümüzün canlı olan yönlerinden biri de memleketteyken biz de böyle yapardık. Kabirleri ziyarete giderdik. Annemiz, babamız, dedelerimiz, nenelerimiz, yakınlarımız, onları ziyarete giderdik. Onlara Yasinler ve benzeri Kur'an okumaları kabirleri başında yapardık. Oradan döndükten sonra en yakın komşumuz, kapı komşularımız, kendi ailemiz, bunlarla bayramlaştırdık. Ki nitekim böyle yapılıyor da. Daha sonra akrabalarımız, mahalleli, konu komşu, bunlarla bayramın sevincini idrak ederiz. Tabii öğleye kadar erkekler genelde böyle bu şeylerle uğraşıyorlar. Evet. Ve eve gelen misafirleri ağırlıyorlar. Öğleden sonra ya ailece biraz uzak akrabalara gidiliyor, ikindi zamanı gibi, veya bayanlar birinci gün konu komşu birbirlerini ziyaret ediyorlar. Evet hocam, bu günümüz bayramları çok geniş bir konu oldu. Evet. Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra tekrar aynı yerden devam etmek istiyoruz. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, reklamlardan sonra tekrar beraberiz inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, yayınımıza devam ediyoruz. Konuğumuz yazar Mehmet Ali Gönül. Hocam en son günümüze kadar geldik, günümüzde evet, nasıl yaşanır diye de şimdi evet, normalde kardeşimize dokunduğumuz zaman hemen dediği ilk söz şu olur. Ya nerede o eski bayramlar? Biz eski bayramları da yaşayamıyoruz. Maalesef. Ah şimdi bölgede olsaydık, annemizin babamızın yanında olsak, köyümüzde, mahallemizde, evet, eş dostun yanında olsaydık diye çok hayıflanıyorlar. Aynen. Siz de bu nerede o eski Ramazanlar diyenlerden misiniz? Yine konumuza kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz bu soru çerçevesinde. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu kendi hayatımdan bir örnekle açıklamak istiyorum. Lütfen. Şimdi yaşadığım memlekette mahallenin yanındaki gerek ova olsun, dağlar olsun sürekli çocukluğumuzun mesken edindiği yerlerdi. Hı hı. Ve oralarda gezerdik. Zaman zaman memlekete gittiğimizde tekrar oralara fıtraten, yani fıtrat bunu istiyor. Oralara gittiğimiz zaman o çocuklukta hissettiğimiz, oraya gittiğimizde hissettiğimiz sevinç yok. Farklı bir şey. Hı. Niye bu sevinç bizden çıktı diye düşününce işin bir arka perdesinde aslında psikolojik bir zemin var. Biz çocukken, aynı bu misale muadil olarak söylüyorum karşılaştırdığımızda, çocukken diyelim ki 10 yaşında, 12 yaşında o zamanki haleti ruhiyenin, yani psikolojimizin, çocuk psikolojimizin 40 yaşından 50 yaşına kadar olan dönemdeki veya 60 yaşında olan bir insanın psikolojisiyle kıyas edilemeyecek kadar saf, berrak, kötülükten uzak, temiz, duru bir psikoloji olduğunu biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bayramda büyüklerin sorunları bizi ilgilendirmiyordu. Veya başka sorunlar, trafik sorunudur,
sosyal sorundur, zenginlik sorunu, fakirlik sorunu, benzeri durumlar, dünyanın siyasi, toplumsal hiçbir sorunu bize ilgilendirmiyordu. Biz saf ve duru bir kişilikle, bir fıtratla bayramı yapıyorduk. Ve o bayramdaki masumiyet duygusu, şimdi işte dünyanın kirliliğiyle, şairin dediği gibi hani diyor, biz büyüdük, dünya kirlendi diyor. Büyüdükçe kirlenen bu dünyanın içerisinde yer alan bir birey olarak bu kirliliğimizle geçmişe dönüp baktığımız zaman o masumiyete ve o duygulara bir özlem duyuyoruz. Bir hasret duyuyoruz. Ben olayın işte sosyal ve psikolojik boyutuyla baktığımda böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yoksa eskilerle yeniler arasında araçsal olarak belki bazı şeyler değişmiş olabilir. Duygusal olarak değişmez. Çünkü bizim çocukluğumuzdaki büyükler de aynı bizim gibi söylüyorlardı. Evet. Demek ki bu sürekli nesilden nesile tevarüs eden, bir tür miras yoluyla giden duygular oldu. Evet. Ama bayramın özünde olan duygular, o hoş duygulardır. O zaman yaşanması gereken duygular öyle duygulardı. Bu yaşlarda yaşanması gereken duygular da böyle olmalı. Bu şekilde olmalı. Dolayısıyla biz o günümüz kutlamaları, bayram kutlamaları çerçevesinde bu olayların içine girdiğimizde hani eş, dost, akraba, ziyaret ve benzeri durumları da bu işin içine kattığımızda bir bakıma o hasretini duyduğumuz duyguları bastırmaya yönelik girişimlerde bulunmuş oluyoruz. Yani erişemiyoruz çocukluğumuzun masumiyetine, erişemiyoruz oradaki güzelliğe, kirlenmemiş duygulara. Erişemiyoruz o bayram günü idrak ettiğimiz o nadir bulunan hissiyata. Dolayısıyla şimdiden bir özlem duymaya çalışıyoruz ve bir suçluluk psikolojisi gibi örtmeye çalışıyoruz. Hocam şimdi bayram her ne kadar büyüklerin bayramı olsa da yani bugün hep aklımızda kalan çocukluğumuzdaki bayramlar öyle değil evet. mi? Siz çocukluğunuzda bayramı nasıl yaşıyordunuz hocam? Şöyle hatırlıyorum, bu söylemiş olduğum çerçevede gerçekten de mahalle camisine giderdik. Şimdi cami biraz daha bize yakın, o zaman biraz daha uzaktı. Bireysel olarak mı gidiyordunuz yoksa babanız, amcanız, dayınız ve elinizin tutup götürüyordunuz? Büyüklerle beraber de giderdik. Beraber de onlar olduğu zaman, onlarla olmadığı zaman tek giderdik. Yani bayram namazları biraz da böyle farklı bir duyguydu. Hani sabah namazından sonra yavaş yavaş hazırlanmak, alınan yeni elbiseler, temiz elbiseler. Tabii onlar gece sizi uyutmuyordur muhakkak. Varsa giymek, evet onları. Hani şimdi bazen kendi çocuklarıma da söylüyorum. Şimdi biz ayakkabı, kundura benzeri şeyler giyiyoruz da bizim dönemimizde bu tip durumlardan çok kara lastik dediğimiz ayakkabılar vardı. Yani giyilecek ayakkabı tipinde, kundura tipinde en şeyi oydu. Kara lastikler vardı. Bizim oyuncak olarak aldığımız materyalin içerisinde ince uzun telleri yuvarlak yapıp tekerlekler, sonra kamyon şekillerine sokup da kamyonetler, sonra uzun bir çubukla yürüyerek sürecek şekilde, uzun çubuk dediğim demir çubukla yani, ön tekerleğe monte edilmiş direksiyonu şekilde da böyle sürünce böyle olurdu. Yoksa şimdiki plastikler, otomatik gibi durumlar yoktu. Ama şimdiki gibi de sıhhatsiz, sağlıksız koşullar değildi bizim yaşadığımız koşullar. Veya top oynamanın dışında çelik çomak tipi oyunlar ve benzeri durumlar, çizilen çeşitli dairelerin içerisinde iki grubun birini diğerini o daireye sokmaması gibi durumlar vardı. Bayram günü şeker toplama olgusu her çocuk için ayrı bir zevktir. Hemen hemen mahallede gitmediğimiz ev kalmazdı. Gitmediğimiz ev. O açıdan şimdi düşünüyorum da şu an yaşadığım bina kaçta? 58 daire. 15 katlı bir bina. Yani herkes birbirini tanımıyor. Kendi katımdakileri tanıyorum. Alt ve üstleri belki tanıyorum ama herkes birbirini tanımıyor. Ve benim çocuğum da hep bütün dairelerin hepsine tek tek gidemiyor. İçinde bulunduğumuz batıdaki kültür bizi bu şekilde deforme etti.
Ama memleketteki kültür, bizim toplumumuzdaki kültür öyle bir kültür değil. Biz mahallede tıpkı hadis-i şeriflerdeki gibi şöyle 40 ev böyle, 40 ev böyle, 40 ev şöyle, 40 ev şöyle. Yani her tarafa 40 evlik bir durum içerisinde bayramlaşma gerçekleşirdi. Herkes birbirini tanırdı. Ta en köşedeki, en ücra yerdeki komşumuz bile kimin oğlu olduğumuzu bilirdi. Kiminle beraber gezdiğimizi bilirdi. Ve kendisine gittiğimiz zaman mutlaka kapıda bize şeker ikram ederlerdi. Evet. Bazıları tatlı verirlerdi. Bazen köyde bayram geçirirdik. Köyde geçirdiğimiz bayramlarda da biraz daha şehirdekinden farklı olarak da daha samimi olurdu. Bize yumurta veriyorlardı. Yumurta topluyorduk. Haşlanmış yumurta maşallah topluyorduk. Bunun yanı sıra küçük küçük böyle el yapımı helvalar vardı. Rahmetli ninem çok güzel yapardı bunlardan böyle. El yapımı helvalar şöyle iki parmak, iki boğumluk keserler böyle. Onlardan gelen çocuklara şeker yerine verirlerdi. Daha sağlıklı, daha güzel. Tabii onlar poşete girmez, direkt ağza. Evet. Hemen imha edilirdi. Köylerde daha çok egemen bir bayram kültürü vardı. O da sofralara hemen çekerlerdi. Kapıdan çekip alırlardı sofraya. O zaman bu sofralar çünkü, önceden hazırlandı. Çünkü sofralar hazırdı. Gerçekten hazırdı. Gerek kendileri için, gerek misafirler için. Hani büyükler, küçükler, işte çocukları bizden uzaklaştırın, onlar başka yerde yesin anlayışı da yoktu. Onlarla beraber otururlardı. Ve bu üç gün böyle ihya edilirdi. Yani şimdi dikkat ediyorum. Fakat şöyle bir durum da var dikkatimi çeken. Ramazan'ın birinci günü haramdır. Yani oruç tutmak. Evet. Her ne kadar mekruh deniliyorsa da kimse tutmuyor. Yani bu haram bilincinde olacak kadar tutulmuyor. Evet. Kurban Bayramı'nda hiç tutulmuyor. Yani demek ki Ramazan'ın birinci günü ibadetle geçen bir ayın mükafatını sen tekrar aynı şekilde yerken de sevap kazanıyoruz. Evet. Çünkü emri ifa yani ederiz. Bunu sen oruçla şey yapamazsın. İnkıtaya uğratamazsın. Kurbanda o sevinci mutlaka kurban eti veya varsa başka durumlarla yemekle ve benzeri durumlarla sen ihya etmelisin. Orucu orada tutmak haram seviyesindedir. Öyle evet görülüyor. Her ne kadar fıkhın mezheplerin mekruh olarak görmüş olsa da. Demek ki böyle bir sevinç günü varsa, içinde çocuk varsa, içinde kendi örfümüz, adetimiz varsa ben bunu daha çok seviyorum. Köydeki bayramı daha çok cazibeli buluyorum. Daha böyle çekim gücü daha yüksek bir bayram olarak algılıyorum. Şu anda bizim memleketlerimizde kendi örfümüzde, yerel örfümüz içerisinde kullandığımız unsurları da bir araya getirdiğimiz zaman o bayramımızı batıya göre daha güzel buluyorum. Evet, muhakkak. Belki bu buradan daha batıya gittiğimizde, Avrupa'ya veya diyelim Amerika'ya doğru gittiğimizde buradakini daha güzel bulmuş oluyoruz. Ama ben şunu biliyorum, yani Avrupa'ya birçok fuara çok defa gitmiş. Yani 10 yıl kadar sürekli gidip gelmiş olan biri olarak söyleyeyim ki oradaki Müslümanların bayramları buradan daha güzel diye düşünüyorum. Enteresan. Yani normalde İstanbul gibi yerler. Çekerler, gurbet hasreti. Evet ama azınlık olduklarından dolayı daha birbirlerine daha çok kenetleniyorlar. Daha çok sokuluyorlar. Daha çok birbirlerine iltifatta bulunuyorlar. Toplu yerlerde bulunuyorlar. Bayramları kutlama veya birbirleriyle kucaklaşmayı daha şeyli buluyorsun. Daha böyle samimi, daha yakın buluyorsun. İstanbul gibi daha çok metropol olan şehirler, yani nüfusun neredeyse 20 bine dayanmış olan bir şehirde Müslümanların %99 dedikleri ama bilincin çok az olduğu bu tip yerlerde daha çok popüler kültürün etkisinde olmamızdan dolayı o ruhu diğerlerine nazaran az alabiliyoruz. Evet, daha az aldığımız için de bir hasret duyuyoruz. Evet. Yani dar çerçevede yaşayanlar özellikle kırsal yerlerde mesela mülteci kamplar var biliyoruz. Evet, evet. Filistin'de, evet, Mısır'da, evet, Ürdün'de,
Ondan sonra Arakan'daki Müslümanların durumunu biliyoruz. Muhacirette evet, olanları evet, biliyoruz. Evet. Böyle zor yerlerde yaşayanlar Ramazan'ı böyle belki tam karınları bile doymadan oruç tutmuş bu insanlar bayrama kavuştuklarında sanki bayramı bizden daha güzel idrak ediyorlar. Acaba bollukta yani şöyle inanıyorum, genişlikte kötü de darlıkta mı güzel kutlanıyor? Üzerlerinde şu an bizim bollukta giydiklerimiz yok. Veya bollukta yediklerimiz yok. Veya eğlence olarak dilimize doladıklarımız üzerlerinde ve hayatlarında olmasa da ruhen hissedilen sevinç belki bizden çok çok daha güzeldir. Ben buna inanıyorum. Çünkü insan sıkıntı zamanında daha çok Allah ile murakabesini arttırıyor. Evet. Daha çok yakınlık hissediyor. Ama biz ne kadar, her ne kadar şu ana kadar böyle bayramlar nasıldı şeklinde konuştuysak da bir de bunu farklı bir boyutuyla da bayramı idrak etmek var. Onu da dile getirmeden geçmemek lütfen gerekir. Hocam. Ben şuna inanıyorum. Acaba kaçımız bir bayram günü bir Darül Aceze'ye ziyarete gidiyoruz? Bir hastanede hastaları ziyarete gidiyoruz? Veya bir kampta sığınmacılar varsa mülteciler onları ziyaret ediyoruz? Veya evde yatan bir hasta varsa tanıdığımız, bildiğimiz ağır bir hastadır, yıllardır yatıyor, onu ziyarete gidiyoruz? Veya büyüklerimiz vardır. Yani aile bireylerimizden, anne baba tarafından yaşı 90 olmuş büyüklerimiz vardır. Saygın kişilerimiz vardır, akrabalarımız vardır. Kaçımız onları ziyarete gidiyoruz. Bayramı bir de bu yönüyle algılamak varken sadece bayramı tatil olarak algılamak veya bayramı sadece kendi ailesi ve kendi yakınları içerisinde idrak etmeye çalışmak bir eksikliktir. Yani bu bilincin tam oturmadığını gösteriyor. Fakat bunu da yapamıyoruz. Hocam büyüklerimize nasıl ulaşalım? Memlekete gidip gelmek bu zaman diliminde maddi külfet şu bu falan. En azından bir telefon açıp hiç sormadığımız amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ulaşmaya çalışmak. Ulaşmaya çalışmak 2-3 gün boyunca bir tür irtibat kurmak evet. Veya saygın kişilere ulaşıp gelemedik kusura bakmayın ama işte sizi unutmadık, bayramınız mübarek olsun demek, hayır dualarını almak, anne babanın mezarına gidemiyorsun ama en azından evinde bir Yasin okumak, onların adına olmak. Bir Yasin olmak, bir sadaka vermek, verilen hep bütün İkramlar, şekerler, çocukları sevindirmek, büyükleri sevindirmek, buna da birer sadakaya giriyor. Yani bu yönüyle de bayramı düşünmek lazım. Yani üçüncü, daha geniş halkayı böyle biraz daha geniş düşündüğümüz zaman sizinkine geliyorum ki, söylediğiniz tespit bugün birçok yerde Müslümanların, çile çeken Müslümanların, eziyet gören, öldürülen, işkence gören, hakaret gören, Müslümanların var olduğu, yani savaş ortamında olan Müslümanların var olduğudur. Yemen öyle, Suriye öyle, ne bileyim Afganistan öyle, Keşmir öyle. Şu an bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok İslam coğrafyasında bu tip durumlar var. Ve bu durumlara el atan birçok dernekler var, yardım evet. kuruluşları var. Bu kuruluşlar oraya bir şeyler götürür ve kaçımız bu kuruluşlarla oraya gidecek, bir su kuyusudur, bir katarak ameliyatıdır, bir gıda kolisidir, benzeri durumlarla da bu niyetle de ilgilendik. Kaçımız da bunu yaptık. Yani bir muhasebedir aynı zamanda bayram. Bunu da yapmak lazım. Onlar için de dua etmek, onlar için de bir SMS gönderip de 5 lira verecek kadar da onu da yapamıyoruz yani. Yani bundan da kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu da uygun değil. Tabii bayramı böyle geniş çerçevede düşündüğümüz zaman diyeceksiniz ki ya böyle düşündüğümüz zaman işte yiyemiyoruz, içemiyoruz, eğlenemiyoruz. Hayır öyle de düşünmemek lazım. Yani Allah bu beldeye böyle bir nimet vermiş, oraya böyle bir durum vermiş. Bizim kültürde Ali Gamhuar gibi yani herkesin derdiyle dertlenip kendini tamamen gamlı ve kederli bir hale getirmekten çok üzerine düşen sorumluluğu idrak edip yapmak
kendi içinde bulunduğu toplumun örfünü ve ananesini yaşatmak var. Tabii bu üçüncü çizgiden sonra bir de dördüncü bir çizgi daha, bir halka daha var. O halka da şudur. Şu anda Yusufi olarak içeride bulunan bir sürü kardeşimiz var. Veya adli olarak içeride bulunan bir sürü insanımız var. Şimdi cezaevinde olan insanların da yakınlarıyla bayramlaşmaları benzeri durumları var. Evet. O havanın da teneffüs edilmesi onlar açısından güzel bir nimettir. İşte Rabbimizden onların da bir an önce yakınlarıyla buluşması, bu Yusufilerin de bir an önce oradan azat olmaları, bir an önce muhacirlerin geri dönüp aileleriyle bu sevinçleri, bayram sevinçlerini yaşamaları ve benzeri durumları da unuttuğumuz şeyler değil. Yani biz onları unutmuş değiliz. Eyvallah hocam. Biz hastalarımızı unutmuş değiliz. Biz ihtiyarlarımızı unutmuş değiliz. Biz aynı zamanda evinde sıkıntısı olanları unutmuş değiliz. Dünyanın diğer beldelerindeki Müslümanları da unutmuş değiliz. Bu bayram hepimizin bayramıdır. Her ne kadar içimiz kan da dolsa yine de içinde bulunduğumuz bu bayramı en güzel bir şekilde idrak etmek Müslümanların hakkıdır diye düşünüyorum. Rabbimizden niyazımız inşallah bu bayramı bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile etmesini diliyoruz. Amin. Ben öyle düşünüyorum ve bu düşünce çerçevesinde bir bayramı idrak eden bütün Müslümanların bayramını buradan aynı sünnetteki gibi Allah bize de size de bayramınız mübarek kılsın. Amin inşallah. Diyorum. Hocam şimdi biz bayramlar deyince anlatacak bazı güzel evet. anılarımız, güzel şeylerimiz oluyor ama evet. şimdi bu yeni nesil, bu çocuklar büyüdükleri zaman ne anlatacaklar? Yani biz ebeveynler olarak çocuklarımıza ne veriyoruz acaba? Ya da bayramda onları nasıl bayramı ısındırıp, yani oruca nasıl ısındırıyorsak, alıştırıyorsak bayramı evet. nasıl idrak ettirmeliyiz? Biraz bununla ilgili de konuşabilir miyiz son bölümde? Elbette anlatılabilecek en güzel şey, her ebeveynin kendi çocuğuna bayramı yaşatacak bir tavır ve davranış geliştirmesidir. Eğer çocuğunun elinden tutup bayram namazına götürmüşse, onun da kendi çocuğuna anlatabileceği güzel şeyler vardır. Çünkü o da zamanı gelince çocuğunun elinden tutup bayrama götürebilir namaza. Eğer bayramlaşmaya giderken kendinde götürmüşse, eğer bayramlaşmaya gelenlere nasıl bayramlaşması gerektiğini anlatmışsa, kiminin elini öpüleceği, nasıl davranacağı, neler söyleneceği veya çocuğuyla beraber komşuları gezebilmişse evet. ve çocuğuna gezme ortamı oluşturmuşsa veya çocuğu ve diğer akrabalarına harçlık verebiliyorsa vermesi güzel olur. Çünkü herkesin zihninde yer alan davranış ve unsurlar yılda iki defaya düşünce evet. iz bırakıyor. Maşallah. İz bırakıyor. Her gün bayram değil. Yılda iki defa olunca iz bırakıyor. Bunun tam tersi durumda iz bırakıyor. Somurttuğunuz zaman, Allah muhafaza kızdığınız zaman, benzeri bir durumda babam bayramı bize zehir etti veya falan amca o gün bana çok kızdı gibisinden bazı durumlar da olur. İşte bunun da psikolojik arka perdesini düşünüp ona göre davranmak lazım. Çocuklarımıza nasıl davranırsak onlar da kendi çocuklarına o şekilde davranırlar. Evet, yani bayram namazına gitmemek, öğlene kadar uyumak evde tabii ki çocuk üzerinde tesir bırakacaktır. Bayram olduğunu bile fark etmeyecektir çocuk. Maalesef ben bunu hani söylemedim ama maalesef bu anlayış da var. Yani bayram namazına gitmeyip ben zaten çalışıyorum, yorgunum, gece geç geldim, bırakın yatacağım. Biraz da böyle daha böyle radikal takıldığı zaman ya zaten şey de değil, farz da değil, niye beni şey yapıyorsunuz gibisinden. Zaten sabaha kadar mesai yaptım, çalıştım. Evet, Hanefilere göre vacipsin, Şafilere göre sünnet olan, müekked bir sünnet olan veya bazı görüşlere göre farz-ı kifaya birilerinin kılması da diğerlerinin üzerinden kalkan bu hüküm için böyle bir bahanenin arkasına sığınmak da doğru değil. Dolayısıyla kendini zorlamak lazım, gitmek lazım. Ailesiyle beraber bu işin zevkini, bu işin sururunu, sevincini yaşamak lazım. Ve ileride de kendi çocuğuna da bunu yapma örnekliğini göstermek lazım. Eyvallah hocam. Eğer bu şekilde olursa o çocuk bizden bir şeyler kapabilir. Yoksa şunu da söyler ya babam zaten bayramlarda hep yatıyordu. Ben neye gideceğim?
namaza gidip ne yapacağım ya? Görmemiş. Komşuya kim, babam sormuyordu kimseyi. Niye sorayım? Telefon ya boş ver, onlar arasın. Benim aramamın ne anlamı var gibisinden düşünüp hep böyle geri perdeden, olumsuz yönden düşünerek hayata bakarsa böyle bir kişilik sağlıklı bir kişilik değil. Sağlıklı olan babasının sünnet çerçevesinde babasından izlediği ve gördüğü sünnete dayalı olan evet. yaşamdır. Onun da çocuklarına anlatacağı çok şeyler olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Programımızın son bölümüne geldik. Son 5 dakikamız diye arkadaşlarımız uyarıyor. Evet. Ben küskünlerle ilgili de konuşmak istiyordum ama zaman daraldı. Evet. Kısaca böyle küskünlerin barışmalarına vesile olabilecek şeyleri konuşursak evet, hocam. Şu, bu da güzel bir unsur. Yani bayrama has olan ulvi girişimlerden biri de budur. Zaten sünnette asıl olan şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın küslüğün 3 günden fazla olmaması evet. gerektiğine dairdir. Bir de şunu düşünüyorsun. Şimdi diyelim ki bir kardeşimiz bize yani falanca bana kızdı. Ben de ondan sonra bir daha onu sormadım. Peki siz kaç yaşındasınız? İşte 30 yaşındayız. Ya 30 yaşındasınız. Kaç yıllık arkadaşsınız? 20 yıllık arkadaşız. Şimdi demek gerekmiyor mu? Ya insaf. 20 yıl bir tarafta 20 yılın hatırı var. Evet. Bir tarafta da bir anlık sözün kötülüğü var. Çünkü sen ondan alınmışsın. Yani 20 yıllık hatır bir söze eğer kurban ediliyorsa demek ki bu arkadaşlık değil. Yani bu hatırlı bir arkadaşlık değil. Belki de perde gerisinden bir tür hesaba kitaba dayalı bir arkadaşlıktı da son anda bozulmuş oldu. Velev ki böyle olsa da yani Müslümanın ahlakı bunu davranmamayı, bu şekilde davranmamayı gerektiriyor. O 20 yılın, o 5 yılın, 10 yılın ne kadarsa daha önceki iyiliklerin hatırını daha âli tutar. O anda o haklı da olsa yani karşımızdaki bize uygun olmayan bir tavır, söz benzeri durumdan dolayı biz alınmışız ya. Şimdi haklı da olsa, evet. haklı da olsa, mağdur olan haklı da olsa o öncekinin hesabını daha âli tutmalıdır. Daha yüce görmelidir ve ilk kendisi girişimde bulunmalıdır. Çünkü hadislerde de geçtiği şekliyle sevap ilk adımı atandadır. İşte. İlk girişimde bulunandadır. Eyvallah. Ha, bazen işte işin müktedanlığına kaçtı. Aslında ben sevabı ona bırakıyordum diye halbuki içi içini yiyor da gidip söyleyemiyor. Düşünenler de olabilir ama bu işin muziplik yönüdür. Eyvallah. Daha çok girişim kimde ise sevap da onda olmalıdır. Bu kırgınlıkla ilgili olandır. Bu bireysel bazda bir de böyledir. Bunun bir de mesela aşiret içerisinde, kabile içerisinde, kendi eş dost akraba içerisinde birden fazla kişiyle olmasını düşünün. Ailelerin birbiriyle olmasını düşünün. Veya evli çiftlerin aile arasındaki kırgınlıklarının olduğunu düşünün. Ya bayram bir vesile. Sorun kendi kayınlarınızın tarafını, kaynanalarınızın tarafını. Bu zaten toplumumuzda da bu var aslında. Yani bayramı şey olarak bir vesile olarak görüp el öptürmeye götürenler, büyüklerinin ellerini öpüp velev ki küçüğü haklı da olsa evet. büyüğün elini öpüp barıştıranlar, büyüklerin de onları öpüp ondan sonra olanları hesapta kabul etmeyip tekrar sıfırdan başlamaları benzeri durum. Bayramların bu tip durumlara vesile olması dolayısıyla da toplum içerisinde genel geçer bir yönünün olması da bu yönüyledir. Yani toplum ondan dolayı bunu kabul ediyor. Bu tip küskünlüklere şahit olmuşuz ki biraz daha sabredelim, yakında bayram var. Biz aracı olalım, bu işleri halledelim gibi düşünceler de vardı. İnşallah. Bu düşünceler doğrultusunda da bunu bir fırsat olarak telakki edip değerlendirenler var. Biz de o şekilde yaklaşmalıyız. Biz de o şekilde olmalıyız. Zaten bize 3 günden fazlası için uygun görülmüyorsa hiç olmaması daha güzeldir. Ama olması da normaldir. Niye? Çünkü insanız. Bu tip şeyler insanlar arasında olan şeyler. Evet. Yani affedersin cansızlar, hayvanlar veya benzeri insan dışındaki yaratıklar birbirleriyle küsmezler. Eyvallah. Birbirleriyle bu tip durumları yaşamazlar. Eyvallah. Bu insana hastır. İnsan bu noksanlıkla donatılmıştır. Bu noksanlığını da bu vesilelerle düzeltmesi ibadettir. İnşallah. O zaman adetler ibadet olur. Eyvallah. Hocam
bize verilen sürenin sonuna geldik. Son birkaç cümleyle bayram mesajlarını seyircilerimize iletmek ister misiniz? Ben bu program vesilesiyle de biraz önce bahsetmiş olduğum o çerçeve içerisindeki bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum buradan. Hususen Yusufi ve Macir kardeşlerimiz başta olmak üzere herkesin, hastalarımızın, cezaevindekilerin ve diğer hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum. Bu vesileyle ve bu programda ulaşamadığımız, bizi izleyen, gören kim varsa buradan da bunu kabul etmelerini diliyorum. Böyle bir fırsatta tarafınızdan geldiği için sizin de bayramınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı, biz de teşekkür ediyoruz. Bayramlar. Geldiniz, konumuz oldunuz. Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Değerli izleyenlerimiz, bayram sohbetleri yayınımızın sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.